Merhaba herkese. Bugün için çok sinir bozucu bir konu seçtim. Konumuz insan kaynakları uzmanları. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya'dan bir insan kaynakları uzmanı LinkedIn mesajı atmış. Java'cı arıyorlarmış. Peki benim profilimin içerisinde J harfi var mı, bırak Java'yı? Bu ve bunun gibi fıkra misali pek çok örnek çevrenizden, arkadaşlarınızdan, yöneticilerinizden duymuşsunuzdur. İnsan kaynakları firmalarının veya insan kaynakları birimlerinin mühendislerin açık, net bir şekilde pozisyon gereksinimlerini kendilerine, zatiallerine iletmelerine rağmen bambaşka insanlar önermeleri. Bu saçmalığın içerisinde yaşamayı kanıksadık artık, yadırgamıyoruz. Ama yeter. Bir noktada insan isyan ediyor çünkü büyük bir zaman kaybına sebep olan bir problem bu. Alakasız insan önermeleri. Demek ki yazılımcı dendiği zaman o dümdüz hepsi birbirinin aynı olan bir meslek olarak kafasında bir şablon var. Kendisine verilen bir iş gereksinimleri listesini bir detay olarak görüyor demek ki. İnsan kaynakları sektörünün çok ama çok ciddi insan kaynakları problemi var. Ve sırtımızda bir kambur gibi geziyorlar. Çık ve net, terzi söküğünü dikememiş. Kendileri kendilerine yeterli donanımda ekip kuramamışlar. Ve sizin için dünya standartlarında yazılım geliştireceğiniz bir ekip kurmaya soyunmuşlar. De gülme, gel de ağlama. Belli ki bu İK birimleri, İK şirketleri masraflardan kısmak adına genelde yeni mezun, özellikle sosyal bilimler alanlarında mezun olmuş insanları istihdam ediyorlar. Bunu da yaparken aceleci ve ucuzcu davranıyorlar. Anlaşılan o. Peki insan kaynakları uzmanları, insan kaynakları firmaları bu kadar personelinden, kendi personel kalitesinden tasarruf edecek kadar az para mı kazanıyorlar? Elbette hayır. Bugün insan kaynakları firmaları aynı emlakçılar gibi veya sanatçı ajansları gibi olmuş. Ajans gibi çalışıyorlar. Ve aldıkları oranlar ağzınızı açık bırakacak miktarlar, yüzdeler. Evet, ile filan çalışıyorlar yani benim bildiğim. Ve bunlar da az buz rakamlar değil. Hele hele yaşadığımız yıllar içerisindeki beyin göçü akını, dolayısıyla bundan da faydalanmak isteyen yerli İK firmaları, gözlerini sadece yurt dışına yerleştirme işlerine dikmişler ve yurt içi firmaların taleplerini oldukça arka plana atıyorlar. Gözlerini insan mı bürümüş, gözlerini para mı bürümüş, insan kaynağı işi yapıyorum derken insan manyağı mı olmuşlar? Artık siz karar verin. Size hiç iki İK'cının arasında kalan zavallı Bay P'nin hikayesini anlatan oldu mu? Ah, o iki İK'cının arasında kalacağına, iki Amerikan futbolcusunun arasında kalsaydı. Demin ajans dedik, emlakçı dedik, iyi dedik, bu daha fena. Eskiden otogarlarda yazıhanenin bir görevlisi olurdu. O meydanda dolaşır, boşta kararsız yolcuları tavlamaya çalışırdı.
Otogar'daki elemanlara da dönmüşler. Öylesine acıklı bir hikaye Bay P'nin hikayesi. Bay P'ye bir gün telefonla bir İK firması ulaşır. Telefonun diğer ucunda Bayan İ. Kendisine güzel, tam da onun rüyalarındaki bir iş fırsatı sunar. Öyle güzel anlatır, öyle güzel anlatır ki artık tamam, Bay P bu sürece girmeye hazırdır. Telefonu kapatır. Akabinde birinci mülakatı gerçekleşir derken başka bir insan kaynakları firmasından Bayan K kendisine ulaşır. Bayan K her nasıl başardıysa aynı işi tamamen farklı bir şekilde kendisine yansıtır. Bay P, zavallı Bay P, bunu yeni bir iş fırsatı olarak zanneder ve kendisini de tabii ilgilenebilirim der. Ama birkaç iletişimden sonra Bay P'nin başından aşağı kaynar sular dökülür ve ikisinin de aynı iş fırsatı olduğunu geç de olsa anlar. Nasıl olmuş Bayan İ ve Bayan K aynı firmanın, şirket isimleri mi farklı? Aynı pozisyonun, pozisyonun içerikleri mi farklı? Nasıl olmuşu da bu tecrübeli Bay P'ye farklı bir şekilde anlatmayı başarmışlardı. Zavallı Bay P artık iki İK'cının arasında kalmıştır. Birilerin ikisinden birini tercih etmiştir. Bayan İ ile sürece devam eder. Bayan K'dan özür diler ama Bayan K çetin cevizdir. Kendisine pek çok soru sorar. Kendisiyle mi ilk olarak iletişime başladı, yoksa diğer insan kaynakları firmasıyla mı ilk önce iletişime başladığını detay detay tane tane sorularla öğrenmeye çalışır ve Bay P'yi köşeye sıkıştırmak için adeta bir dedektiflik çabası içerisine girer. Of of of. Daş olsaydı da bunları yaşamasaydı zavallı Bay P. Bu ve bunun gibi. Dedim ya, artık ajansmış, emlakçıymış, hak getire. Bunlar otogardaki elemanlara dönmüşler artık. Durum fena. Son olarak tehlikeli bir noktaya parmak basarak bu meseleleri, İK meselesini kalıcı olarak kapatmak istiyorum zihnimde. Şimdi bu insan kaynakları uzmanları memleketimizde, yurt dışında da galiba o şekilde biraz yaygın gördüğüm kadarıyla, ağırlıklı olarak kadın personellerden oluşuyor. Şimdi bundan ben rahatsız mı oluyorum? Elbette hayır. Ama garipsiyorum. Niçin garipsiyorum? Çünkü herhangi bir cinsiyetin, herhangi bir iş koluna egemen olması nasıl sadece erkeklerin, yani ne alaka canım, neden bu erkekler ağırlıklı olarak mühendis oluyor? Neden gömülü sistem alanlarında özellikle bayan personel hemen hemen hiç göremezsiniz? Bunların hepsi birer problem aslına bakarsanız. Neden? Çünkü tüm iş kollarında herhangi bir cinsiyet odaklı bir ayrım, dağılım olmamalı idealde. Peki İK'da neden kadınların ezici bir sayı üstünlüğü var? Şimdi bununla ilgili biraz düşündüm. Sanırım bunun sebebi, en başta şirketlerin insan kaynakları birimlerine gidelim, insan kaynakları firmalarına daha geçmeyelim. Şirketlerin insan kaynakları birimleri için ayırdıkları bütçeyi düşük tutma gayretleri, evet çok acı bir noktaya değiniyoruz. Bu firmaların İK birimlerindeki personelleri de kadın personellerden seçmeye itiyor. Hayda. Evet, bu bir realite. Kadın personelin, aynı işi, eş işi yapan kadın personelin maaşının düşük tutulduğu, maaşının düşük olduğu apacı bir gerçek. Çok acı. Tamam. Bu birimlerin bütçeleri düşük tutulduğu için ne oluyor? Ucuz personel arıyor şirketler. Ucuz ve kaliteli personel dendiği zaman da kadın personeller, evet, öne çıkıyor.
Şimdi insan kaynakları birimlerinize bakıyorsunuz. Hanımefendiler orada ağırlıklı. İK firmaları da tabii ki İK alanında uzmanlaşmış insanlar kurumlardan ayrılıyorlar. Kendi İK firmalarını kuruyorlar derken onlar da bir bütçe kısıtlama, personelden kısma derken hoppala. Oldu mu size? Belki %95 oranında kadın ağırlıklı bir sektör. Bu her iş kolu için geçerli. Herhangi bir sektör %90, %95 eğer bir cinsiyetin ağırlığına, tahakkümüne girmişse ya orada kesinlikle bir dengesizlik, kesinlikle bir problem, kesinlikle nesilden nesile aktarılan sorunlar olacaktır diye düşünüyorum. Erkek egemen patron dünyası, bütçeden kıstı ve %90-95 oranında bayan personellerden oluşan koskoca bir İK sektörü oldu çıktı. Evet, bu kayıtta insan kaynakları firmalarının kendi içlerindeki insan kaynağı problemi üzerine düşüncelerimi paylaşmak istedim. Umarım kimseyi kırmamışımdır. Tekrar yeni bir kayıtta görüşmek üzere.